Bismillahirrahmanirrahim. Ben babamı düzeltebilir miyim? Anneyi de buna katabiliriz. Biraz daha genişletip yakın akrabayı da katabiliriz. Bu noktada bir gencin babasını veya annesini düzeltme arzusunu kesinlikle değerli kabul ediyor. Elbette biz annelerimiz, babalarımız için hayır düşünürüz. Akıbetlerinin iyi olmasını isteriz. Allah'ın rızasında yaşayıp cennete girenlerden onlarla orada buluşmuş olmayı bize Allah'a nasip etmesinden arzumuz coşar. Bunda iyilik bakımından, güzellik bakımından bir sorun yok. Ama ben genç kardeşlerime şunu bilmelerini tavsiye ederim. Elbette bir genç namazından, ibadetlerinden, helal yemesinden, haramlardan uzak durmasından özellikle faiz ve eve rızık getirme ile ilgili meselelerde haramlardan uzak durmasından vesaire hangi noktada düzeltmek istiyorsa veya imana gelmesini arzu etmek gibi bir şeyden söz ediyorsa genç kardeşlerim tavsiyelerimi şu şekilde sıralayabilirim. Evvela sen hak yoldasın, iyisin. Annen veya baban ya da ağabeyin tamamen batıl yolda bunu sen karar vermesen daha iyi olur. Sen duygusal bir karar vermiş olman mümkün. Evde seninle ilgili bir yanlış bildiğin tutumdan dolayı onlar hakkındaki 3'ü 5 yapan, onu 20 gören bir yanlış bakışın söz konusu olabilir. Öyledir demiyorum tabii. Yani kararın senin mesela Yalan konuşan bir baba yanlış yolda ama iftira eden bir baba olarak lanse edersen bunu bu kıyamet günü düzeltmeye çalışılırken senin bozulduğun bir şey olarak karşına çıkar. Çünkü yalan haramdır, yanlıştır. İftira da çok daha kötüdür ama. Yani baban 3 lira kazandı da 2 lira dedi. Yalan bu. Evet yalan. Ama filanca paramı çaldı diye yalan konuştu bu çok büyük bir hata. Yani babayı düzelteceğiz derken bizim karar verdiğimiz noktanın yanlış olmaması lazım. buna bir sebep de mesela baba zalim diye karar verdik. Ne zalim olduğunun kararını verdik. İşte kız çocuklarıyla erkek çocukları kadar ilgilenmedi olabilir. Gerçekten e, babaların düşebileceği bir zalimlik noktası olabilir. Buna itiraz etmeyiz. Fakat yani zalim olmak için e, erkek çocuğuna ayakkabısı eski dediği ayakkabı aldı. Ayakkabı daha eskimedi diye de kız çocuğuna almadı diyelim. Yani bu belki daha iyisi yapılması gereken bir tavır olabilir ama bunu zalim olarak adlandırmak zor. Bu babalığınızı düzelteceğiz de yarın mahcup olmayacakları bir durum olması için üçüncü kişilere salih faziletli diye bildikleri kimselere müracaat edip yani siz lütfen söyleyin neresi yanlış demeli. Bu isabetli bir karar olur. Bunu tavsiye ederim. İkinci tavsiyem dere yukarı doğru akar mı? Yani kıyamete doğru akar belki ama normalde akmaz. Aksa da çok enerji ister. Yani suyu ele, enerjiyle yukarı basacaksın vesaire. Bir, bir sıkıntı bu. Anne ve babayı evladın düzeltmeye çalışması da bu kadar değilse de buna benzer bir çalışmadır. O sebeple kardeşlerime, genç kardeşlerime tavsiyem anne ve babalarını mesela namaza başlatmak istiyorlarsa, mesela işte filan kötülüğü bıraksın istiyorlarsa en iyi yapacakları şey ikinci bir kimseden yardım almalar. Mesela sözünü dinleyebileceği büyük bir dede olur, ağabey olur. Teşhir etmeden, onu inatlaşmaya sevk etmeden... Dolaylı yolla babama söyleseniz de şu işi yapsa mesela, şu Ramazan-ı Şerif'te sigara içmese mesela. Evlat söylediğinde bunun etki oranı 10'sa evladın dışında onun sözünü dinleyebileceği birisinin söylemesi 60-70'tir diye kabul ederiz. Maşa kullanmayı tavsiye ederiz. Üçüncü tavsiyem değerli kardeşlerime, annenin ve babanın veya herhangi bir insanın, hidayete gelmesi, yanlışını düzeltmesi, ibadetini artırması. Çok değerli genç kardeşlerim, bir aylık, bir senelik, bir ömürlük bir proje olabilir. Peygamberler bile ne kadar uğraştılar görmüyor muyuz? Yani biz, annelerimiz, babalarımız çok iyi olsunlar, adam biri olsunlar diye uğraşırız. Bunun iki dakika içinde olmasını isteriz. Bu doğal, bu istek doğal. Bu hırs bizde olmalı. Ama Önemli notum bu: bir ömür babasının filan hatasını düzeltmek veya filan ibadeti yapmasını sağlamak diye bir ömür sabredemeyecek olan bu huzuru bulamaz. Babasının o günlerini göremeyebilir. Hatta maazallah diyelim, bu tehlikeli bir şey tabii, başka bir musibetle de karşılaşabilir. Babası ona inat, sigarayı artırabilir. Misal. Bu sebeple sabır isteyen bir iş bu. Dördüncü tavsiyem kesinlikle evlat evlatlığını bilmediği noktada etkili olamaz. Evlatlığını bileceksin. Ne demek? Yani sen alim bile olsan, çok değerli biri bile olsan, etrafında insanların dolaştığı faziletli bir kimse de olsan, müdür de olsan, onun Çocuğusun sen sıkıştırdığı zaman şeytan onu daha dünkü velet daha dünkü saçını tarayamıyordu. Dün çorbayı üstüne döküyordu bugün gelmiş bize nasihat ediyor dedirtir. El alemin diyeceğin yani üçüncü dördüncü uzaktan belki de hiç tanımadığın insanlar alnından öpüp yahu Allah senden razı olsun çok tatlı bir ikazda bulundun ben sözünü dinleyeceğim der anne ve baba öyle demeyebilir demeyebilir ve demesi zor kardeşlerim çok zor hem de. Peygamberlerden bize Rabbimiz örnek verirken e, özellikle e, aklımızda olsun diye bu örneği de önümüze koyuyor. Yani işte İbrahim Aleyhisselam bu boş bir örnek mi? Babasına tesir ne kadar uğraştı desek bir peygamberin gündemi ve heyecanı ne kadarsa o kadardır. Onun için genç kardeşlerim annelerinizi babalarınızı kesinlikle daha mühtedi, daha salih, daha abid, daha münfik yani infak eden kimse olarak görmek istemeniz lazım. Bunun için gayret etmeniz lazım. Sizin kapasiteniz yetmeyebilir. Heyecanlanarak yüzünüze gözünüze bulaştırabilirsiniz. Bahsettiğim tehlike bu. Aman dikkat edelim. Yani kaş yaparken göz çıkarmak sizi de üzer. Babanızı da kaybedebilirsiniz. Yani ne kaybı bu? Yani 3 olsun istiyordum 2'ye düşer gibi söylüyorum. Bir beşinci mesele. Yani siz ne kadar iyi örnek olursanız babanızın vicdanını o kadar çabuk hareket ettirirsiniz. Mesela sen maazallah diyerek örnek veriyorum. Sigara içiyorsun. Baban da alkol kullanıyor. Sen alkolüne onun karşı çıktığın zaman sana vereceği net cevap içinden şeytan ona "E sen de sigara içiyorsun. Senin yaşında biz de sigarayla başlamıştık." dedirtecektir. Dolayısıyla senin iyi bir örnek olman kesinlikle babana karşı, annene karşı hazır bu az demek zaten. Nasihat demek. Bunu unutmuyoruz. Yani bizim tavırlarımız, konuşmalarımız, hareketlerimiz, iyi ibadet yapmamız, namazı aksatmamamız, oruçta ciddi olmamız, bir şey söylemeye gerek kalmadan annemiz, babamız, abilerimiz, kardeşlerimiz üzerinde etkin güçtür zaten. Bir altıncı meselemiz kesinlikle anne ve babaya karşı nezaketimizden zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Kaba konuşmayacağız. Onların Allah'a karşı kabahatleri bizim onları cezalandırmaya haklı olmamızı gerektirmiyor. Ben onunla iki türlü ilişki içerisindeyim. Annem ve babam benim. Dünyaya gelmeme sebep oldular. İkinci bir ilişkim onlarla mümin kardeşim. Yanlış yoldalar. Bu ikinciyi düzeltmeye çalışırken birinci noktama yani onların benim annem ve babam olmaları noktasına zarar veremem. Kaş yaparken göz çıkarmak olur bu. Şeytana sözlerimin etkili olmaması için Ciddi bir e, malzeme vermiş olurum. Evet e, babam beni sinirlendiriyor. Annem yanlışlarıyla, tesettürlü olmayışıyla, gıybet edişiyle beni sinirlendiriyor. E nerede benim sabır gücüm? Sabır mekanizmamı ben harekete geçiremiyorum. Onlardan hayata karşı sabırlı, şeytana karşı dirençli olmalarını istiyorum. Yanılıyorum burada. Ben nazikim. Elim nazik, dilim nazik, merhametliyim, saygılıyım. Bu arada dedemiz nenemiz de aynı konumda. Dedemiz ve nenemiz aynı konumda. Yedinci bir tespitimiz, bu da önemli bir nokta. Yaş ileriliği, mesela benim babam 45 yaşında veya 60 yaşında veya 80 yaşında veya 90 yaşında. Bir insanın yaşının ilerili olması, çok yaşlı olması hemen her sözü dinleyeceği anlamına gelmiyor. Paslı çivi gibi daha inatçı, daha vazgeçilmez düşüncelerin bile olabilir tam aksine. Bu nasıl bir çalışmaya sevk edecek beni? Kolay. Benim de ona göre heyecanım, sabrım, direncim ve yapacağım şeyler devreye girecek. Yani 40 yaşındaki bir babayı namaza başlatmam bir aylık bir çalışma ise 50 yaşındaki insanın aklına gelir ki bu mezara yaklaştı daha çabuk tövbe eder. E şeytanın da ona göre taktikleri var. Şeytan da daha farklı taktiklerle onun üzerine gidiyor. Seni daha basit gösteriyor ona. Kim oldu konuşuyor diyor olabilir. Bu sebeple biz yaşlıydı çok önemli değil. Bu arada 8. ve son nokta böylece sizi fazla yormadan bitirmiş olayım sözlerimi. Güzel kardeşlerim, annelerimiz ve babalarımızın düzelmesi için mücadele ederken asla ve kat'a onların yanlış hayatlarını, yanlış tutumlarını teşhir edemeyiz. Yani benim babam şöyle böyle. Bu senin baban neticede. Senin baban senin bereketini görmeli. Sitemini görmemeli insanların gözü önünde. E, yanlış yapıyor. Yani o yanlışını başka alanlar değerlendirsin. Sen babanı evet yanlışı savunmuyorsun. Yanlışını teşhir edip şöhrete veya bir, herkesin bildiği bir noktaya getirme demek istiyorum. Yoksa yanlışa sessiz kalma manasında zaten düzeltme ihtiyacımız olmazdı. Yani düzeltme gereği olmaz o zaman. Değerli genç kardeşlerim Rabbimden diliyorum. Maksadım iyi anlaşılmıştır. Ee, özet olarak bu sorunun cevabını yani babamı düzeltebilir miyim sorusunun cevabını ben anneyle, dedeyle, neneyle, abiyle de genişlettim. Benden yaşça büyük olan, konum olarak büyük olan herkesi, her akrabayı kattım bunun içerisine. Olmaz diye bir şey yok. Olur dedik. Ama senin özel halin, senin ahlaki yapın, ona karşı nezaketin, diğer çocuklarına ölçülemeyecek kadar saygılı oluşun çok daha etkili kitap okumandan daha etkili ve mümkün olduğu kadar bunu başkalarına yaptırmak daha faydalı. Dayına, amcana, ve dedene vesaireye teşhir etmeden, yaymadan ama inşallah Teala umut var ol, sabırlı ol ve Allah'tan karşılığını bekle. dememiş olsam bile sen bir mümini, anneni, babanı veya dedeni, abini kurtarmak için uğraşmanın karşılığını her şeyden önce Allahu Teala'dan alacaksın. Rabbim yardımcımız olsun. Ana Babalarımızı, babalarımızı, hepimizi cennetlerinde kabul buyuracağı kullarından kılsın. Gençler bakın annenize babanıza onlar sağken ve öldükten sonra özellikle dua etmeyi sakın ve sakın unutmayasınız ha. Yani anne ve babaya dua etmek, onlar için istiğfar etmek. Ya Rabbi anneme rahmet et. Ya Rabbi babama rahmet et. Ya Rabbi annemin babamı hayırlı analardan babalardan et. Ya Rabbi onları salih amellere muvaffak et diye muhakkak dua edeceksiniz. Rabbim muayenimiz olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.